Evet canlar, yağmurlu bir Antalya gününden herkese merhabalar. Evet, bugün düne göre biraz daha iyiyim. Çiçeklerimi görüyorsunuz değil mi? Biraz kusur bulayım dedim. İşte artık Mart'ın gelmesiyle birlikte açmaya başladılar. Şunun rengini çok seviyorum. Şöyle göstereyim. Hepsi artık yavaş yavaş baharın gelmesiyle birlikte canlanmaya başladılar. Evet, bu sarılarım ama sarılarım çok küçük ama bu muhtemelen tozlanmadan dolayı. Bu direkt sarıydı ama pembelikler oluşmaya başlamış uç kısmında. Muhtemelen diğerlerinin renginden çaldı. Bu arada evet, kaktüsüm ilk defa açtı bu sene, ilk görüş, göstereyim sizlere. Evet, minnak minnak açmaya başladılar. Gördüğünüz gibi her yeri tomurcuk. Bu ilk çiçek açışı bunun. Evet, merak edenleriniz varsa yaklaşık 3 senelik bir kaktüs diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Burada da yine dikenler tacımız var. Frezyamız da tomurcuk verdi. Frezyamız da açacak. Evet, ikidem de bu sene nihayet açtı. Evet, bu hafta size orkide nasıl döllenir, nasıl tohum alınır onu göstereceğim. Elimin biraz iyileşmesi lazım. Dün maalesef bir kaza geçirdim. Küçük bir kaza geçirdim. Elimden dolayı. Hatta şöyle tutarsam belki gösterebilirim diye sizlere düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Elim şiş. Gördüğünüz gibi mor. Elim şu kısmımda var. Bacağımda var. Maalesef toz alırken, çerçeveleri silerken bir an artık yorgunluk mu diyeyim, uykusuzluk mu, dikkatsizlik mi neyse merdivenden aşağıya yuvarlandım. Hastaneye de gitmek istemedim. Üşendim diyelim. Aslında odaya giderken bezlerimi de alayım, öyle gideyim de. Yatak odamın bir tozunu alayım. Çok fazla bir şey yapamayacağım çünkü elimden, ama en azından toz alınmış olsun. Elim çünkü cidden kötü. Parmağımı hiçbir şekilde hareket ettiremiyorum. Battaniye falan her şey salonda, ortada olduğu gibi duruyor. Çamaşırlarımı en azından katlayayım. Buranın bir tozunu alayım. Evet, düne göre boğazım biraz düzeldi derken bu defa elim gitti maalesef. Bu defa merdivene çıkmayacağım. Elimle yapabildiğim kadar, çünkü bu parmağım hiçbir şekilde hareket etmiyor maalesef. Şunları şöyle alayım şimdilik de. Ütülenecekleri de, çünkü sandalyenin üstüne astım. Evet, görünmez kaza dedikleri demek ki bu olsa gerek. Yere yapıştım. Buna şükür, ben çünkü daha önce bir kere daha düşmüştüm ve o zaman ayağımı çatlatmıştım. Bir daha tövbe, üç ayağa çıkmam demiştim merdiveni ama yine çıktım. Ve maalesef bir anda kendimi yerde buldum. Bacağımın burası mosmor. Dediğim gibi şu kısmında var. Buraya herhalde merdivenin o tutma yerine tutunduğum zaman galiba yaptı. Sol elle de iş yapamam ama buralar toz oldu. Dediğim gibi gelen giden olduğu için de aralarda artık yapabildiğim kadarıyla yapacağım. Aslında bugün battaniyemi verdiğine çıkaracaktım. Benim battaniyem büyük ve makinemde yıkayamıyorum. Dün Belgin'e söyledim, ablacığım benim battaniyeyi getirelim de senin makineye atalım diye, getirin yani abla dedi ama yağmur var. Şimdi onu çıkarsam da seremeyeceğiz. Bugün o kalsın. Katladım burayı, onu da buraya koydum. Çünkü hala çamaşır demirimi de yaptıramadım.
15 gün oldu, hala gelip yapacaklar. İnşallah yapılır. Bir senedir evde kurutuyorum maalesef çamaşırları. Gerçi her şey bunlarla bu kadarıyla olsun diyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Hayatta o kadar büyük acılar varken çamaşır da içeride kurusun. Evet. Bu aralar böyle her yaptığım iş cam siliyorum, camı yarım yamalak siliyorum. Toz alıyorum. Şimdi sol kolumla yapmamam lazım ama sağ elimi hiç kullanamadığım için. Bakincim aradı sağ olsun biraz önce. Nihal abla hastaneye gidelim istersen diye. Dedim kırık değil. Muhtemelen çatladı. Gece zaten uyumadım. Bu ara her halükarda uyumamak için maalesef sebebim oluyor. Bunları ne yapmışım öyle bilemedim. Minik minik lekeler oluşmuş. Kızından toz alayım, kasaklarımı yerleştireyim. Ütüm de yaparım diyordum bugün ama artık mümkün değil. Yani ütücüm sol elle yapamam gibime geliyor. Evet. Sizlerde ne var, neler yok. Ben artık uzun bir süre böyle panik halinde biliyorsunuz. Burada aslında karşılaştığımız takipçilerimiz de oldu. Deprem bölgesinden gelen. Onlara da geçmiş olsun inşallah. En kısa sürede bir düzen kurabilirler diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten insanlar zor durumdalar. Ve hala bazı insanlarımız yaşanan bunca sıkıntılar, bunca üzüntüler rağmen hala akıllanmadan yalan söylemek, insanları kandırmak, arkadan dolap çevirmek, bunları yapıp insanız diye gezebilmek. Öyle rahat insanları görünce de insan resmen hayattan soğuyor. İnsanlar her şeyden önce dürüst olmalı. Çünkü insanlar şunu anlamıyorlar. Bir insana yalan söylendiği zaman aslında ben şunu kabul etmiyorum. Pembe yalan, beyaz yalan. Böyle bir şey yok. Yalan yalandır. Çünkü karşıdaki insanın güvenini kırıyorsunuz ve direkt sorgulama içerisine ondan sonra giriyorsunuz. Acaba diğer söyledikleri doğru mu? Onlar da mı yalan? Bu ara o kadar çok karşılaşıyorum ki çevremde. İnsanlar yüzleri kızarmadan, utanmadan, gözünün içine baka baka dediğim gibi yüzleri hiç kızarmadan yalanlar söylüyorlar. Söyleyebiliyorlar yani. Battaniyeyi alayım buradan da. Şimdilik şöyle alalım. Buranın aynasını silmek istiyorum çünkü. Yalan söyleyip kandırdıklarını düşünüyorlar ama yalan söyleyen insanlar hep derim kendilerini kandırırlar. Çünkü yalanların er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir olayı var. Yalan eninde sonunda ortaya çıkar. Ama radikal bir kararla, tabii siz beni göremiyorsunuz şu an, nasıl olsa geçeceğim bu tarafa. Çevremde her kim olursa olsun, hani yakınlık derecesi, şu su, bu su hiçbir şey önemli değil. Yalan söyleyen, arkamdan iş çeviren,
herkesi hayatımdan çıkarma kararı aldım. Bu arada parmağım bu şekilde, gördüğünüz gibi eğilmiyor. Eğemiyorum. İnsanları kendi yalanlarıyla, yalan hayatlarıyla baş başa bırakıp kendi yolumda devam edeceğim. İnşallah bu elimde kazakları en azından toplayabilirim. Oranın tozunu sonra alacağım. Önce kazakları yerleştireceğim. Üstümdekiler dökülmesin dedim ama böyle işlerimi yarım yamalak yapıyorum. Ha bu arada bunu yıkamışken göstermek istiyorum. Evet, bunun linkini çok sormuşsunuz. Şu hırkamın, hatta örneğini sormuşsunuz. Örneğini buradan görebilir misiniz ya da çıkarabilir misiniz bilmiyorum. Çünkü bu el örgüsü değil. Evet, bu şu an bulabilir misiniz bunu da bilmiyorum. Çünkü bu çok bayağı eski. Benetton'un, bana kuzenimin hediyesiydi. O yüzden Allah'tan etiketini kesmemişim. Genelde kıyafetlerin etiketlerini keserim. Batıyor çünkü diye. Bunu kesmemişim. Bu Benetton'dan alınmış. Kuzenim Dagi'nin hediyesiydi bana. Sormuştunuz linkini atar mısınız demişsiniz ama linkini atamıyorum. Şu an var mı yok mu ürün onu da bilmiyorum Benetton'da. Evet, en azından buraları bir toparlayayım. Hani elim böyle olmuşken en azından biraz dışarıya çıkabilsem dedim ama yağmurda da dışarıya çıkamam. Çünkü elimle şemsiyeyi tutabilme olasılığım yok. Avucumun içine kadar çünkü şiş elim şu anda. Artık kaç günde iyileşir bilmiyorum. Bu ara bir elden koldan gidiyorum ya, bakalım hadi hayırlısı. Her defasında yavaş yapacağım, dikkatli yapacağım diyorum ama tam tersini yapıyorum ve kendime zarar veriyorum aslında. Evet, bugün en azından biraz uyuyabildim. 2-3 saat de olsa. En azından kendime geldim birazcık. Evet, ütüleneceklerimi buraya bırakacağım. Daha sonrasında ütüm yaparım böyle, çünkü ütü yapabilecek durumda değilim. Şifonerin üstünde de var ütüleneceklerim ama dediğim gibi şu an yapabileceğim hiçbir şey yok. Şimdi çamaşırları da odaya çamaşırları da yıkayamıyorum gelenden gidenden dolayı. Onları da kaldırdım. Onlar da çamaşır sepetinin içinde bekliyorlar. Artık ne zaman yaparım hiçbir fikrim yok. Evet, eminim hepinizin hayatında pek çok yalanla ilgili, yalan söylemeyle ilgili, güven kırılmalarıyla ilgili pek çok, yani herkesin bir sıkıntısı olmuştur. Sizler de bana yazabilirsiniz aslında. Ne yalanlar söylendi, yalandan sonra verdiğiniz tepkiler ne oldu? Ya da hayatınızda neleri değiştirdi bu yalanlar? Çünkü ben uzun süre beklerim yalan söyleyen insan. Sen yalan söylüyorsun demem, beklerim. Söylediğinin yalan olduğunu bile bile beklerim. Bakalım itiraf edecek mi ya da söyleyecek mi diye. Hani olabilir, o an insan belki onu çıkış görmüştür diye düşünürüm. Ama baktım bir gelişme olmuyorsa da yalancı insanlara hayatımda yer vermemeyi tercih ediyorum. Evet, bunun kol bandı geçmemiş maalesef. Bunu tekrar yapayım. Ya da yıkadım, bir yere sürttürdüm. Ki geçmemiş.
Bunlar ütülenecek olanları. Bu kadar ütüyü kim yapacak bilmiyorum. Birikti çünkü hepsi. Gömleklerim, pantolonlarım. Gömleklerim aslında giyilmemişti. Diğer dolaptaydı ama kilo aldığımdan dolayı içine giremiyordum. Şimdi zayıflayınca çıkardım diğer dolaptan. Tabii ki yıkadım. Ütüleyeyim hani bir fırsat bulursam diye. Akşam güya ütüleyecektim. Dedim nasıl olsa uyuyamıyorum. Bu arada kabristanda çok fazla üşüttüğümüz için halihazırda bir yanıyorum, bir donuyorum. Bir orta yolu bulamadım. Akşam atletle oturuyordum. Şimdi üstümde kazak var. Biraz sonra ne yaparım bilmiyorum. Evet. Evet. Ben bunları nereye koyuyordum? Şimdi bulamadım. Biriktim çünkü ondan sonrasında maalesef zor oluyor ama birikti artık yapacak bir şey yok. Bugün verdiğim cime de çıkamadım. Annem odasında hala hazırda. Gerçi Hakan'ı çıkarırken o kapıya mutlaka vuruyor. Çünkü Hakan benim kapıya geldi mi Nihal aç kapıyı diyor. Artık öğrendi aç kapıyı diyor. Ama yağmurda muhtemelen bugün belki çıkarmaz diye düşünüyorum Hakan'ı. Olmazsa bunları katlayıp hemen bir makyaj masasının da tozunu alıp belgenciğime bir çıkarım. Bugün ben ona sabah kahvesine de çıkmadım. Galiba bu ışıktan dolayı benim gözlerim yanlış görüyor diyorum. Ama beyazım gerçekten tam şey yapmamıştı. Kol bandı temizlenmemişti. Galiba ışığın etkisiyle de birazcık sarı sarı görüyorum. Evet evde yediklerimi çok çok değil hiç ütülemiyorum. Çünkü günlük duşa gidildiği için zaten üstümüzden çıkardığımızı tekrar giymiyoruz. O yüzden ütülemiyorum. Aslında elimi düzeltim ama bugün elimi düzeltecek durumum da yok. Olduğu kadar olacak dediğim gibi. En azından ortadan kalksın, toz olmasınlar diyorum. Dolabımda her şey düzenli olmalı. Gerçi bunları yazdıkları ne oldu? Ütüledim astım. Şimdi yazı onları tekrar ütüleyeceğim. Giymeden öncesinde bir daha ütüleyeceğim. Aslında ütülemeden kaldırsam olurmuş. Buradakilerin zaten çoğu ütülenecek. Pantolonum artık zaten şey gibi. İçine bir Nihal daha girer oldu. O yüzden bunu ütülemeden kaldıracağım. Çünkü seneye olur mu olmaz mı? Ancak bunu kilo alırsam giyebilirim. Kilo almazsam muhtemelen olmayacaktır üstüme diye düşünüyorum. Evet, en azından yollukları çıkarabilseydim dışarıya bulanı. Gerçi yerleri 2 gün önce silmiştim ama toz aldıktan sonra da yeri silip öyle çıksam olurdu ama yollukları şu an atamayacağım. Çünkü yağmur esintili yağıyor. Bu sene çok şiddetli yağışın haricinde zaten doğru dürüst maalesef yağış görmedik. Yağış olmadı yani. Evet ben bu kazağımı da çarşamba pazarından 10 liraya almıştım. Ama yaklaşık 5-6 senedir falan giyiyorum.
Ama son 2 senedir çarşamba pazarındaki fiyatlar normal mağaza fiyatlarını geçti. O yüzden çarşamba pazarından artık çok fazla bir şey alamıyorum. Almayı tercih etmiyorum. Eşofmanımı üstlemem lazım. Üstünü o şekilde giyemem. Dışarıda. Bu sene ben kış nasıl geçti anlamadım. Yağış çok olmadığı için. Kışa girdik derken şurasını da ezmişim ve dokunamıyorum. Düşerken muhtemelen elimi yere koydum. Anlık dalgınlıklar. Evde zaten biliyorsunuz bayanların ev kazaları sonunda sakatlığa kadar gidebiliyor. Böyle toplayayım bari mutfağa geçeyim. Akşamın yemeğini hazırlayayım. Ne yapacağım onu da bilmiyorum. Hazırda tavuğum var ama bezelyeli tavuk mu yapsam yoksa patates mi yapsam kararsız kaldım. Gerçi dolaba bir bakayım eğer havuç varsa. Evet oraya konulacak. Evet şunu da koyalım ondan sonra kapatayım orayı. Oy 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 her yer ütü dolmuş. Her yer ütü dolmuş. Canlar aranızda şu Beko'nun yeni çamaşır makinesini kullanan var mı? Şu ütü özellikli yani buhar özellikli çamaşır makinesinden alıp kullanan var mı acaba? Ya da memnun mu kullanan varsa? Ya, bu kadar çok ütü yapmak yerine hem elektrikten tasarruf etmek hem zamandan tasarruf etmek adına olabilir. Evet, çamaşırlarımı bitirip dediğim gibi mutfağa geçerim. Yemeğimi de yapayım ondan sonra oturup çünkü kitap okumak istiyorum bugün. Bu havada zaten yapılabilecek başka hiçbir şey yok. Çünkü genel temizlik yapamıyorum. Bunu da böyle koyalım. Evet, siz ütüsünüz. Sülence kovalarını da. Evet, bu pantolonlarımı da içine giremiyorum. Bunları da diğer taraftan çıkardım artık. Bunlar doluyor üstüme. Bunları da ütüleyim dedim. Yıkadım. Ama elim tabii daha 1-2 gün daha geçmeyeceği için İnşallah gerçi de 1-2 gün geçer. Çatlaksa zannetmiyorum 1-2 gün geçeceğini. Açıkçası hastaneye gitmeye de gerçekten üşendim çünkü çatlaksa zaten yapılabilecek bir şey yok. Derdim yani abla belki atölye alırlar dedi ama galiba onun için de geç kaldım. Eşofmanın altı kırışmamış ama sadece üstü kırışmış o yüzden. Acaba ben bu evde yemeği nasıl yapacağım? Yemek yapacağım diyorum da. Yemeği nasıl yapacağım acaba? Evet. Evet. Kavrulmadım ama tavuklarımı ben biraz topladım. Bekletmeyeyim dedim çünkü parmağımdan yapamayacağım.
Ben bunları kebaplık almıştım, küçük böyle tavuk parçaları. Çünkü doğrarken epey soğanı zorlandım. Patatesleri de zaten yan tarafta soteliyorum. Soteliyorum, kızartıyorum. Artık bugün böyle rahat rahat uyumak istiyorum. Günlerdir uykusuzum. Büyük borcamı mı alsam diye düşündüm ama evet, soğanlarımı piyazlık doğradım. Aslında çok fazla bir şey yiyecek halimiz de yok ama yine gelen giden olursa diye dolapta yemek bulunsun diye yapıyorum. Sol elleri hiçbir iş yapamam. Ama mecburen. Soğan daha doğrasam mı diye düşündüm ama. Patateslerimizi de alalım. Şöyle tutsam. Şu parmağıma hiç dokundurmadan. Evet, tamam. Üstüne salça sosunu da kaynatacağım. Ben bu tür yemeklerde salçayı biraz kavurup böyle koymayı tercih ediyorum. Salçayı çiğden koymayı sevmiyorum. Hemen biraz da salçasını kavurup kaynatıp yine çok fazla yemek yapmadım çünkü gelen giden de yemek getiriyor. Bundan verdiğim içime çıkarmıyorum çünkü Hakan tavuk yemiyor. Hakan dışarı gitmediği için bugün gelmedi kapıya. Ay, bunu yaparken aklıma şey geldi. Geçen belgine beyaz çıkardığımda birisi yazmış. Kendinize kocaman yaptınız. Belgine minicik verdiniz diye. Evet, belgine minicik verdim çünkü belgine bir tek Feyza yiyecek olduğu için. Minicik verdim belgini. Yoksa belginden ben bir şey sakındığım için değil. Bizim aramızda zaten öyle bir şey de yok. Namazda. Evet, soğanlarımız da sotelendi. Evet, ben soğanları ilk başta şey atmayı sevmiyorum. Kızartmayı sevmiyorum. Parmağım berbat ağrıyor yalnız. Bu gece de zonklamaya devam ederse akşam acile gideceğim galiba. Gerçi dediğim gibi insan bir şey yapmayacaklar. Ağrı kesici iğne yapıp muhtemelen göndereceklerdir ama olsun. Evet. Küçük tenceremizi alalım. Alayım. Ay. Elimi yaktım. Bir de üstüne yakarsam tam olur. Çünkü benim işte morarmaya başladı şu an aslında. Ama tedirgin ediyor beni. Dokununca bile canım yanıyor. Bilal ablacığımdan
annem gelirken biraz annemin zeytinyağı varmış. Aa, ellerimi yağ yaptım. Aslında o yağları bir şişeye boşaltsak iyi olacak. Ama yağ şişeleri de belirli bir süre sonra atıyor diye onu da ben sevmiyorum. Çok içime sinmiyor açıkçası. O yüzden bir şişeden kullanıyorum. Elim çok kötü morardı arkadaşlar. Şurası gördüğünüz gibi zaten üst taraf. Gördüğünüz gibi bayağı bir şişti. Ama şu parmağımı hiçbir şekilde hareket ettiremiyorum. Alt üst morardı. Ona şükür diyorum ama canım da çok acıyor. Soğanımızı kapatıyorum derken salça makineyi kapattım. Bugün inşallah biter bu yemek. Şaşkın tavuklara geçtim bugün. Gerçekten geçtim yani. Kıyafetleri topladım ama. Hayır. Ne arıyorsun? Tuz alacağım. Tansiyon mu çıktı? İstedim. Bezelyem yapıyorum, patatesim yapıyorum. Karar veremedim. Havuç yok dedi, artık şey yaptım. Patates yaptım. Olur. Heh. Olur, hangisi olursa olur. Sen tuzlu suyla beraber mi yapacaksın? Hı hı. Kaya tuzuyla yapsaydın ya. Bu kaya tuzuyla. Kavanozdaki kaya tuzu mu bizim? Evet. Ben şey... Yok, bu tuz zannediyorum onu. Evet, zaten salçasını kavurduktan sonra şöyle gördüğünüz gibi şunun domatesini, biberini koyacağım. Akşama doğru da zaten tavukta patates pişmiş olduğu için bir 10 dakika, 15 dakika kadar fırında tutarım. Fırına giren yemek her zaman içinden lezzetli oluyor. Elle yemek yapıyorum. Bir doktora gitseydin ya. Bu gece de geçmezse ağrısı. Şişmiş orası. Parmağımı oynatamıyorum ki. Baksana içi de şişti ve morardı. Dokunamıyorum. Buz da koydum. Buz koydum. Bir gidip filan çekmeleri lazım. Ama kırık olsa duramazdı. Ne gene şişmiş. Belki çatlamıştır. Çıkık olsa da duramazdım anne ağrısından. Çatlak muhtemelen. Şöyle bir çubukla sarıyorlar da. Allah.
Salça sosumuz da kaynıyor. Ay ben boş bulundum, acaba ilk iki yük suyu mu koysan dedim tavuk yemeğinin içine. Bana da kafa kalmadı. Evet tamam, üstüne domates ve biberleri de koyayım. Biraz iri iri keseceğim çünkü. Bıçağın sapının değdiği yer dahi canımı çok acıtıyor. Ölmez kaza dedikleri bu olsa gerek. En kısa sürede Bauhaus'a gidip buraya daha küçük basamaklı merdiven alacağım, böyle olmayacak çünkü. En azından ondan düşersem daha kolay, daha az hasar alırım, daha kolay iyileşirim. Bu yaşıma kadar herhalde 10 defa falan düşmüşümdür zaten merdivenden. Bayılıyorum merdivenden düşmeye. Evet, bugün süslemeyle çok fazla uğraşmayacağım. Evet, şöyle göstereyim canlar. Üstünü salça sosunda döktükten sonra zaten akşamüstü dediğim gibi hemen bir fırına atarım. Evet, şunları da yıkayalım. Haneden gelen olursa akşama, akşam yemek saatinden sonra belki gelen giden olur çünkü. Olmazsa gece acile gideceğim. İkinci gün gerçi bir şey yaparlar mı onu da bilmiyorum da. Evet canlar, o kaynarken ben bu arada sizlerden müsaade isteyeyim. Ben de bir tane ara kesici için. Dediğim gibi sadece salça sosunu dökeceğim. Evet, tavuklarımı tavada bir mühürledim. Patateslerimi kızarttım. Hemen zaten tavuğu kızartmış olduğum tavada soğanlarını soteledim ki o tavuğun aroması da soğanlara geçsin diye. Onu da üstüne yaydıktan sonra zaten domatesini biberini yerleştirdim. Sosunu döktüğüm zaman geriye bir tek fırına girmesi kalıyor. Dediğim gibi zaten soğan pişmiş durumda. Soğan pişmiş durumda diyorum. Artık bir konuşabilsem neler söyleyeceğim. Tavuk pişmiş durumda. Patatesler de pişti. Bir 10-15 dakika kadar fırına kalması iyi olacaktır. Ben genelde yemekleri 200 derece falan diyorlar ama ben genelde 180 derecede özellikle alttan pişirmesini yaptıysam 180 derecede tutmayı yeterli buluyorum zaten. Evet, belki sizler de denemek istersiniz. Eminim hepiniz yapıyorsunuzdur zaten. Bugün daha böyle aslında işkembe çorbası istemiştiniz ama tabii bu parmakla işkembe doğrayıp yapabilme olasılığım da yok. Onu da en kısa sürede yaparız sizlerle. İşkembe çorbasını nasıl yaptığımı da görmüş olursunuz. Evet, ben bugünlük sizlerden müsaade istiyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Evet, bu arada yazarım yazamam. En başında özrümü dileyim sizlerden. Sonuçta hepiniz kalbimdesiniz. Artık pek çoğunuzla yüz yüze görüşmüş kadar yakın olduk zaten. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Her şeye ve her şeye gönlünüzce olsun diyorum. Yarın siz canlarla tekrar görüşebilmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.